Merhabalar değerli Zaman Televizyonu seyircileri. Bir Babacanlar programında gene birlikteyiz. Yanımda rakibim Nuri Şahinoğlu var. Manisa'dan geldi. Hoş geldin Nuri abi. Hoş bulduk Bekir abiciğim. Merhaba Zaman Televizyonu'nun aziz seyircileri. Bugün bir anekdot arz etmek istiyorum. Kimi Nasrettin Hoca'ya izafe ediyor. Kimisi Bektaşi Fıkrası diyor ama değil. Olmuş bir hadise. Bizim taşlama şairlerinin pirlerinden Neyzen Tevfik yaşamış bunu. Dönemin sadrazamı Talat Paşa, ki Neyzen ona epey taşlama yazmış, söylemiş. Bir karşılaştıklarında Neyzen'e gel sana katiplik kadrosu verelim demiş. Neyzen tebessüm etmiş. Peki sonra ne olacak demiş. Ya sonra çalışırsan demiş daha üst rütbeye yükselirsin. Sonra... kaymakam olursun mesela demiş. Daha sonra vali olursun. Daha sonra işte nazır olursun. Daha sonra sadrazam olursun benim gibi. Peki daha sonra deyince Neyzen sinirlenmiş Talat Paşa. Sonrası padişahlık, olması mümkün değil. Demiş ki daha ne olacaksın demiş. Hiç demiş. Neyzen tebessüm etmiş. Demiş kardeşim ben şimdiden zaten hiçim. Ne diye o kadar zahmete katlanacağım? Hakikaten hiç olmak her şeyden daha mühim. Hiç olmak en büyük rütbe haddi zatında. Keşke hiç olabilsek, hiç olduğumuzu hissedebilsek değil mi Nuri abi? Orası öyle. Neyzen deyince Neyzen'de çok şey var tabii. Bir de şu var. Nuri abi, yani her şeyin ötesinde, her şeyin üstünde daha doğrusu rızayı ilahi var, Allah rızası. Dünyadaki hiçbir rütbe, hiçbir makam Allah rızasıyla zaten mukayese edilemez. Matematik bilenler bilir, ne kadar büyük olursa olsun bir sayının sonsuza oranı, yani sonsuzluk yanındaki değeri sıfırdan ibarettir. Yani bir hiçtir. O yüzden bizim hedefimiz Allah rızası inşallah. Daha öte bir makamda bilmiyoruz. Biz de bilmiyoruz. Neyzen'i incitmeyen, hiç tenkit etmeyen yegane kişi Mehmet Akif Bey cennet mekanı. Mehmet Akif Ersoy iyi dost. Onların hep peşinde koşmuş ömrünün sonunda. Onu da hiç incitmeyen Mustafa Kemal Paşa. Tedavi bile ettiriyor o kadar muhalif göründüğü halde. Taşlama şairi tabii ki muhalif olacak. Övgüler dizecek hali yok. O dönemin insanları, büyükleri bunları hoşgörüyle karşılamasını bilmişler. Bir şey daha söyleyeceğim. Hani Allah rızası dedik. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nurlu beyanıyla bir kişinin hidayetine vesile olmak üzerine güneşin doğup battığı her şeyden daha kıymetli. Demek ki bütün dünyayı, daha da büyüten bütün kainatı altınla kaplasak kendi imkanlarımızla, gayretimizle, bir kişinin hidayetine vesile olmanın yanında hiçbir hükmü yok. O yüzden bizim daha önemli şeylere yönelmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bunu da böylece bir noktalı virgülle bir kenara koyalım. Şimdi aklıma başka bir şey geldi. Ali Ulvi kurucu rahmetli. Gümüş tül ve alevlerin şairi. Diyor ki, üstad siz de mi şairsiniz diyorlar. Necip Fazıl'a da onu atfederler. Hor görme bir gafil şairler fırkasını, bir şaire vermişti son nebi hırkasını. Aleyhisselatü vesselam. İyi, bunu bundan sonra çok kullanalım abi. Şairleri hor görenlere de bir şaplak olsun bu, öyle diye. Evet. Şimdi bugünkü atışmamız ne olsun sence? Bir konu ver, onun üzerinden ben açayım ayağı. Ya Türkiye eskimiş diyorlar.
Yeni Türkiye diyorlar. Hakikaten bir böyle dillerde dolaşıyor. Yeni Türkiye aşağı, yeni Türkiye yukarı. Bilmem kaç bin senelik geçmişi olan bir şeyden bahsediyoruz. Hadi yeni Türkiye yani diyelim. Yalnız bir şey söylemek isterim. Hani Türkçe katlediliyor bazı şeylerle de. Yeni Türkiye deyimi Türkçe'yi katletmiyor. Gene bu hükümet döneminde oldu, paramızdan 6-0'ı arttık. Yeni Türk lirası dedi bir aklı evvel. Yeni Türk lirası geldi, yeni Türk lirası gitti. Türk yeni lirası olması lazımken... Neyse o geçmiş bir şey ya. Şimdi de yeni Türkiye, hadi yeni Türkiye üzerinden konuşalım. Sıkıntı yok diyorsun yeni evet. Türkiye ifadesinde. Evet. Ama içeriğinde acaba sıkıntı var mı? Onu... Yok, bir de rahmetli Ekrem Ali Can Bey'in Yeni Türkiye Partisi vardı ya. Neyse partiyi purtiyi karıştırma, bizden ırak ama. An demokrasi tarihine gömüldü, onu da hatırlayalım. Gömülen gömülene ve gömülecekler de tabii ki olacaktır mutlaka. Yani şey, hayat gelip geçiyor, hiç kimseye baki değil. Amenna. Baki'nin o ifade sözü var ya, baki değil diye Sultan Süleyman'a yazdı kanunu. Neyse çok uzattık lafı. Yeni Türkiye'den senin umutların var mı? Var elhamdülillah. Umut fakirin ekmeğidir, dolandırır dolandırır yer. Yeni Türkiye'de benim muradım kimse tek başına güç olmamalı. Yürütme, yasama, kolum, kanadım, yargıya dayatma, hiç olmamalı. Demokrasinin üç erkeği, yürütme, yasama, yargı, o iyi. Kimse tek başına gücü olmayacak, padişahlık olmasın diyorsun, iyi de. Onun için şunlar lazım bana göre. Yeni Türkiye'de bizim öncüler mutedil olmalı, uç olmamalı. Adaletten dökülmesin inciler, hukukun niyeti öç olmamalı. Hukuku öç almaya alet etmek en büyük cinayet, bana da sorarsan aynı kanaatte. Yaptırmaz kanaat. Başka bir şey mi var? Allah korusun. Evet. Ne diyeyim ben sana şimdi, böyle bir şey söyledin ki onun üstüne ne söylenir? Hukuk dedin. Mahir sayılıyor millete çöken, mezarlıkta meyyit dişini söken, hırsızlık yapmak meziyet iken, hırsız yakalamak suç olmamalı. Yani mezarlıkta ne altın dişli kaldı, ne öteler. Ama o bir deyim, onun için kullandım. Tabii ama iyi. Mezarlıkta meyyit dişi sökmek. Evet, yakalandılar ya. Şimdi öyle yerine getirdin ki ne diyeyim ben şimdi sana. Ne, gene de cevap vereyim. Kızan olur, inme kardeş derine. Çare ara önce kendi kirine. Taşlar oturmalı yerli yerine, velakin vakit çok geç olmamalı. Vakit geçmesin, evet. Epey vakit kaybettik bu son 10 aydır. Neredeyse 20-30 sene bence geriye gittik. İçlerine düştü bir korkusuzu, kesildi tekmenin yumruğun hızı. Merkel karşısında sessiz bir kuzu, vatandaşa karşı koç olmamalı. Yani vatandaşa gelince kartal, dışarıya gelince pısıyorlar diyorsun he. Düşman olan zaten kuracak pusu. Nedir bu yüzdeki bu gaflet uykusu? Herhalde birinin var bir korkusu. Böyle tek taraflı maç olmamalı. Evet, bu işler tek taraflı olmamalı. Yani tabii ki adamlar bizi dinleyecekler. Onların menfaatleri onu gerektiriyor. Bizim de onların dinlemesine karşı koymamız lazım. İstihbarata karşı koyma diye bir şey var. Hatta bizim onları dinlememiz lazım. Hiç mi bizim böyle faaliyetlerimiz yok? Şaşırıp kalıyorum. Evet.
fukara girmişken ekmek cengine, bunlar sefasının peşinde gene. Nalıncı keseri yontar kendine. Gözler bu kadar da aç olmamalı. Uzaktan davulun sesi hoş çıkar. Gariban bahtına karadaş çıkar. Aç gözlünün hayalleri boş çıkar. Böylesi başlara taç olmamalı. Evet. Tapşırıyorum artık. Tapşır. Salim, tövbekara yaradan yardır. Onun ki hudutsuz rahmeti vardır. Zarardan ne vakit dönersen kârdır. Kabahat iki iken üç olmamalı. Rahmet kapısı inşallah kapanmaz da. Öyle dedi mi? Vallahi bilmiyoruz. Yani şahsi şeylerimiz helal olsun da. Şahinoğlu, gene konuşma erken. Gel, seyret kediler ciğeri yerken. Sen iki üç kere istiğfar derken, ahirete tövbesiz göç olmamalı. Allah tövbesiz bırakma. Son nefese kadar tövbe kapısı da açık. Onu açıktır unutma. Rahmet. Hududu yok. Evet, değerli seyirciler, şimdi bu bölümde Nuri abi tutturdu. Ben dedi açacağım ayağı ve zorlama yapacağım. Bu sefer dudak değmez. Divan edebiyatında lep değmez de deniyor. Aşık edebiyatında iğne batmaz da deniyor zaman zaman. Yani içinde B, P, bakın dudağım değiyor. B, P, M, V, F harflerinin olmadığı kelimeler bulacağız. O kelimelerden şiir türeteceğiz. Gene durağına, hece veznine, kafiyesine, manasına, hepsine dikkat etmek zorundayız. Bu fevkalade zor bir şey. Bunun için tabii iğne kullanıyoruz. Biz ama şimdi iğne bulamadık stüdyoda. Onun yerine kürdan kullanacağız. Evet, Nuri abi. Ben gören dostlarıma diyorum, ben şimdiye kadar hiç kürdan kullanmadım. Evet, iğne kullanmışsın. En tehlikeli yerde bile iğneyi tercih ettim. Bir de dediler, gene mahalli ağız bozmuyorum ya, batarsa batsın dedim. Batarsa batsın, batar. İki kere battı dolayısıyla. Evet. Ama çok büyük yapmışsın, çok güzeldin, iyice güzel oldun ondan beraber. Belli olsun, ağzımız açılsın abi. Al iğneyi sen ağzına. Önce hakikati söyle. Kızan olursa sözüne, hayır hasenatı söyle. Hasenatı söyle. Evet. Her şeyden önce o gelir. Sağlığı, sıhhati söyle. İnsanın kendiyle olur. Sen gerçek cihatı söyle. Lügat olsun açık gayet, sana gülerlerse şayet, diyeceksin ki nihayet, tükenen hayatı söyle. Dünya kuştur, elden kaçar, gönülde yaralar açar. Hayat ne ki? Gelir geçer. Ötede rahatı söyle. Ey dinle ha. Eğilik yakışır sana. Sözü iyi anlasana. Ne hana ne de sultana kalan kainatı söyle. Kalan kainatı söyle. Tetkik eyledin derince, sırları yerli yerince, keskin kılıç kıldan ince, geçersen sıratı söyle. Sen kaygısızın yerine kaldın herhalde, bizi imtihan ediyorsun ha.
Yani sıratın üzerine de laf söylenmez. Bence de. Hoşça kalın değerli seyirciler. Hoşça kalın. İnşallah tekrar buluşmak üzere.